Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanları oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kafirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kafirlikte devam ederek ölürse, işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. Manlarını halka gösteriş için harcayıp, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri de Allah Elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir. Sizin yanınıza geldikleri zaman biz müminiz derler. Halbuki gerçekte onlar kafir olarak girmişler, yine kafir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir. Onlardan bazıları, peygamberi incitmek için, o herkese kulak veren safın biridir, derler. De ki, evet, öyledir. Ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir o. İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? en acı azap onlara olacaktır. Sizin yanınıza gelir, gönlünüzü hoş etmek için Allah'a yeminler ederler. Halbuki eğer bunlar mümin iseler, her şeyden önce Allah'ın ve Rasulünün rızasını düşünmeleri gerekirdi. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve elçisine karşı çıkıp düşmanlık ederse, ona muhakkak cehennem ateşi var hem de devamlı olarak orada kalacaktır. İşte en büyük zillet, en feci rezalet. Münafıklar, kalplerinde gizledikleri küfrü yüzlerine vuracak bir surenin tepelerine inmesinden çekinirler. Eğer kendilerine ettikleri alay hakkında soracak olursan, yaptıklarını gizler ve ciddi bir şey konuşmuyorduk. Sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. Sen onlara kanmayıp, suçlarını itiraf etmişlercesine de ki, demek siz Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulü ile eğleniyordunuz ha? Ey münafıklar! Hiç boşuna özür dilemeyin. Gerçek şu ki, siz iman ettiğinizi açıkladıktan sonra, içinizdeki inkârı açığa vurdunuz. Sizden bir kısmınızı affetsek de, bir kısmının suçlarında ısrar etmelerinden dolayı cezalandıracağız. Münafık erkeklerle münafık kadınlar size değil, birbirlerine benzerler. Kötülüğü teşvik edip iyiliği men ederler ve cimriliklerinden dolayı ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unutup terk ettiler. Allah da onları terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep, hep itaat dışına çıkan fasık kimselerdir. Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kâfirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaad etmiştir. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz, tıpkı sizden önce helak olan ümmetlerin durumuna benzer. Üstelik onlar, kuvvetçe sizden daha güçlü olup, malları daha fazla, evlatları daha çoktu. Onlar bu dünyadaki nasipleri kadar zevk almak istediler. İşte sizden öncekiler, nasıl öyle nasiplerince yaşamak istedilerse, siz de yine kısmetinizce zevk almak istediniz.'' siz de o batağa dalanlar gibi daldınız. Onların yaptıkları işler, hem dünyada, hem de ahirette boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanların ta kendileri oldular. Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber, onlara ulaşmadı mı? Nuh kavminden, Ad, Semut ve İbrahim kavminden, Medyen halkından, ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara peygamberleri açık deliller getirdi ama inanmadılar. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Ey şanlı peygamber! Kafirler ve münafıklarla mücahede et onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. Onlar, Allah'a yemin ederek, olumsuz bir şey söylemediklerini ileri sürerler. Halbuki, küfür sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Başaramadıkları, netice alamadıkları bir takım cinayetlere yeltendiler. Münafıkların peygambere ve müminlere kin beslemelerinin tek sebebi Allah ve Resulü'nün kendi lütfu ile müminlerin ihtiyaçlarını gidermesiydi. Onlar tövbe ederlerse da hayırlı olur. Yok yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azaba uğratır. Onlara dünyada ne bir hami ne de bir yardımcı bulunur. Onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişlerdi. Eğer Allah bize lütfundan verirse, biz de mutlaka zekat ve teberruda bulunacak ve elbette iyi insanlardan olacağız. Fakat Allah lütfundan onlara servet verince, cimrilik edip mallarının hakkını vermediler.'' Zaten onlar yan çizip duruyorlardı. Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle, Allah da bu işlerinin neticesini, kalplerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir münafıklık kıldı. O münafıklar, hala anlamadılar mı ki, Allah, onların sözlerini de, fısıldaşmalarını da bilir. Hem Allah, bütün gaybleri tam tamına bilir. Mü'minlerden kah farz zekat dışında gönlünden koparak bağışta bulunanları, kah ancak çalışıp didinerek ele geçirdikleri malları bağışlayanları, dillerine dolayıp alaya alanlar var ya, işte Allah, onlara alay konusu yapıp maskara etmiştir. Ve onlara gayet acı bir azap vardır.'' Onlar için sen ister Allah'tan af dile, ister dileme. Yetmiş kere bile istiğfar etsen, Allah onları asla affetmeyecektir. Evet, böyle. Çünkü onlar, Allah'ı ve Resulünü tanımayıp, karşı geldiler. Allah da, böylesi fasıklar güruhunu hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Savaşa çıkmayıp, Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar, oturmalarından memnun olup, sevince gark oldular. Allah yolunda, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp, bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi bundan da sıcak. Ona nasıl dayanacaksınız? Bunu bir bilip anlasalardı. Öyleyse kazandıkları günahların cezası olarak az gülsün, çok ağlasınlar. Eğer Allah seni bu seferden, Tebük'ten döndürür de sen onlardan bir toplulukla karşılaşırsan ve onlar başka bir gazaya çıkmak için senden izin isterlerse onlara de ki: Benimle beraber asla sefere çıkmayacaksınız. Asla benim mayiyetimde, düşmanla savaşmayacaksınız. Madem ki önce oturup seferden geri kaldınız, haydi şimdi de geri kalanlarla birlikte oturun. Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler. Onların malları da, evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah, bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indiği zaman, onlardan servet ve imkan sahibi kimseler, Senden sefere katılmamak için izin istediler ve bırak biz de evlerinde oturan kadınlar ve özürlülerle birlikte oturalım dediler. Savaştan geri kalan kadınlarla birlikte oturmaya razı oldular. Kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar. Fakat peygamber ile beraberindeki müminler hem mallarıyla hem de canlarıyla cihad ettiler. Hayırların her türlüsü onlarındır. Felaha erenler de onlardır. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oraya ebediyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı. Bedevilerden savaşa katılmamak için özürler uyduranlar, hiç değilse kendilerine izin verilsin diye geldiler Allah'a ve Resulüne bağlılık iddiasında yalancı olanlar ise oturdular ne geldiler ne de özür dilediler O bedevilerden kafir olanlar gayet acı bir azaba maruz kalacaklardır Allah ve Resulüne sadık kalmak onlar hakkında iyi düşünceler taşımak şartıyla zayıflara hastalara ve savaşta harcama imkanı bulamadığından dolayı, savaşa katılamayanlara sorumluluk yoktur. Zira onlar, geri kalmakla beraber, memleketlerinde iyilik ediyorlar. İyilik edenlere diyecek bir şey yoktur. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Ey Resûlüm! Binek temin etmen için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak para bulamamaları sebebiyle, gözyaşı döke döke dönüp gidenleri de kınamak doğru değildir. Ayıplamak gerekirse, zengin ve imkanlı olmalarına rağmen, savaşa katılmamak için, bahaneler ileri sürenler ayıplanmalıdır. İşte onlar, geride kalan güçsüz kadınlarla beraber kalmaya razı oldular Allah da onların kalplerini mühürledi artık onlar işlerin gerçek mahiyetini bilemezler savaş dönüşü kendileriyle karşılaşınca katılmamaları hakkında mazeretler bahaneler ileri sürerler de ki boşuna özür dilemeyin zira size inanmayacağız çünkü sizin aleyhimizde çevirdiğiniz hilelerden bir kısmını Allah bize bildirdi. Bundan böyle de yapacağınız her şeyi Allah da Resulü de görüp değerlendirecek. Daha sonra da gizli olsun, açık olsun, her şeyi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı bir bir önünüze koyacaktır. Dönüp yanlarına vardığınız zaman, kendilerini affetmeniz için Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar o kadar murdar kimseler ki, hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle onların konutları cehennem olacaktır. Kendilerinden razı olasınız diye size karşı Allah'a nice yeminler edecekler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız bile, o yoldan çıkmış, o pis güruhtan Allah asla razı olmaz. Bedeviler, inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar. Bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun. Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir. Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını, Allah'a yakın olmaya ve Resulünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu, onlar için Allah'a yakınlık vesilesidir. Allah, onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere geleceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı. Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki, onlar nifak işinde mahir olmuşlardır. Pek sinsi hareket ettikleri için, sen onları bilemezsin. Ama biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Onların mallarından zekat al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah her şeyi hakkıyla işitir bilir. Bilmediler mi ki ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır. Tevvab ve rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır. De ki, çalışın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir. Sefere katılmayan bazı kişilerin akıbetleri de Allah'ın emrine kalmıştır. Allah İster onları cezalandırır, ister merhamet eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de şunlar var ki, müminlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için, tuttular bir mescit yaptılar.'' Bütün bunlardan sonra onlar bundan iyilikten başka maksat gütmedik diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar. O mescid-i dirarda hiçbir zaman namaz kılma. Ta ilk günden temeli takva üzere kurulan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Binasını, Allah'a karşı gelmekten sakınma ve O'nun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak, O'nunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah, zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez. Yaptıkları bina, kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar, içlerinde hep bir ukde olarak kalacak. Allah, alimdir, hakimdir. Her şeyi çok iyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kafir olarak ölüp, cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, peygamberin de, müminlerin de yapacağı bir iş değildir.